Diğerinin %49,5'u hem AKP hem MHP desteğine rağmen, hı hı, hayırın %49,5'u ya da bir rivayete göre %51'i aslında hayır adı alt, yani hayır diye temsil edilen bir ve bu gidişata onay vermeyen kesimin bloklaştığını gösteriyor. Evet, hayır, yani 16 Nisan öncesi propaganda dönemini hatırlayalım. İnanılmaz bir eşitsiz propaganda. Hı. Buna rağmen %50'lik bir hayır. Geriye kalan %50 de her şey düzelecek. Hele bir başkanlık yetkisini verin. Ekonomi şaha kalkacak, terör bitecek, şiddet bitecek, biz komşularla barışacağız, güllük gülistanlık olacak denerek, hatta kısmen endişeyle, vefa duygusuyla verdiği oyun bir karşılığı olmadığını yaklaşık iki yıldır görüyor. Şimdi dolayısıyla bundan sonraki, bir de başkanlık seçimi olunca tek tek partiler değil, eskiden şöyle oluyordu. AKP %40'ını yazıyordu. Yanına işte o 7 Haziran'da o 40'a kadar düştü. %40'ını yazıyordu. Yanına da artık ne alırsa geri kalan havuza oynuyordu. Kim zaman siyasal özgürlükler. Taksim'e 1 Mayıs bizim zamanımızda yasallaştı. Taksim'e geldi diye dev pankart astılar. Yani her kesime yönelerek. Geçen gün belki hatırlatmakta yarar var. 12 Eylül referandumundan sonra Erdoğan'ın teşekkür ettiği, hatta Devrimci Sol İşçi Parti diyerek teşekkür ettiği disiplin bir üyesi, İnternette sol yayınların arşivini tuttuğu için tutuklandı. Yani o teşekkürden arşivci tutuklamaya varan bir skalada, çok geniş bir skalada. O kendi standart %40'ının dışında kalan kesimlerin hepsinden oy alabilmek için her türlü siyasal esnekliği gösterdi. Ama bu yol bitti. Yani şimdi kendisinin 40'ı ve kendisine yanaşabilen, bir şekilde yanaşan kalan %10'un muhalefetin avcı bakışları altında olduğu bir süreçteyiz. Yani Mustafa Kemal işleri de buradan. Çünkü salt İslamcı, salt Erdoğancı, reisçi sahiplerle harekete geçen kitlenin %50 olmadığı çok açık.